Bu hafta yapılan işte 5 milyar liralık ihale vardı. Oradan biliyoruz. İşte önümüzdeki dönemlerde yapılacak borçlanmalar var. Varlık fonu filan gibi. Şimdi algılarla olguların epey farklılaştığı bir dönemdeyiz. İşte burada önemli olan algı mıdır, olgu mudur? Olgu konusuna erişebilmek için bence ortalama vatandaşın çok sınırlı imkanı var. Yani herkes benim gibi sosyal medya ya da şu anda akşam bizi izleyenler gibi işte Twitter'dan filan ya da İstatistik Kurumu'nun web sitesine bakarak verilere filan ulaşılıyor ki nereden bu veriye sahip oluyorsunuz, işte bu bilgiye sahip oluyorsunuz? Ağırlıklı olarak, yaygın olarak takip edilen medya üzerinden buna sahip oluyorsunuz. Bu açıklamaların doğru olmadığını biz bilsek bile ortalama vatandaşın algısı üzerine ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Yoksa tüketici güven endeksinin böyle iyileşmesini beklememek gerekir. Ama aynı endekste biraz önce sizin açıkladığınız alt verilerde işsizlik oranı da artacağı bekleniyor. Şimdi işsizlik oranının artması ne demektir? Türkiye'de ekonominin kısmi olarak bozulmaya devam edeceğine dair vatandaşın bir beklentisi var. Bunu gösteriyor. Ama işler nasıl? Biz görece olarak daha iyiyiz. Yani bu gerçekten siyaset bilimci. Ben iktisatçıyım. Bu işlerden çok anlamam ama Ersin Hoca çok yakından takip ediyor bu tür konuları, ama seçmenin davranışını şekillendirme konusunda iktidarın çok mahir olduğunu söylemek lazım. Bak, o kadar ciddi ekonomik sorunlar yaşamamıza rağmen, yüksek enflasyondan, yüksek döviz kuruna, arttan işsizlik oranından, küçülen ekonomiye varıncaya kadar iktidar bunların hiçbirisinden sorumlu değil. Hiçbirisinden sorumlu değil. Dolar diyorsunuz, bir başkentte yapılan müdahale işte. Ekonomi küçülüyor diyorsunuz, siz bunlara bakmayın, aslında biz daha iyi durumdayız anlatıyor. İşte. Hazine ve Maliye Bakanı söylediğim gibi bol paramız var cümlesini kullandı. Aynen bu ifadeyi kullandı Trabzon. Şimdi bu sorumluluktan kaçınıyor olmaları seçmen tarafından nasıl algılanıyor? Belki kısmi olarak bu tüketici güven endeksinde bunun yansımasını görüyoruz. Yani iktidarı sorumlu tutmuyorsunuz, hep başkalarına bir biçimde sorumluluğu yıkıyorsunuz. Ama söylediğim gibi özellikle büyük metropoller, Ankara, İstanbul gibi yerlerde ben bu ekonomik krizin etkisini seçim sonuçlarında kısmi olarak göreceğimizi düşünüyorum.